Bugün en son hayvanlar aleminde kalmıştık. Hayvanlar alemindeki omurgalı hayvanlardan itibaren anlatmaya devam etmiş olacağız. Omurgalı hayvanlar dediğimiz zaman biz bir ilkel kordalılar, bir de gelişmiş omurgalı hayvanları işleyeceğiz. İlkel kordalıların en önemli örneği ampiyoksustur. Ampiyoksus dediğimiz zaman arkadaşlar bunlar bir geçiş formu olarak düşünebiliriz. Bunların da yine yutak bölgesinde solungaç yarıkları bulunmaktadır. Sırt tarafında sırt itliği yani notokord bulunmaktadır. İskeletleri kıkırdak yapılıdır. Gelişmiş kordalara baktığımız zaman gelişmiş kordalıları biz 5 ayrı sınıfta işleyeceğiz. Bunların genel özelliği bunlar holozoik beslenirler. Yani ne demek holozoik beslenme? Holozoik beslenme dediğimiz bizlerin beslenme şekli. Yani besinleri katı parçacıklar halinde alıp sindirim sisteminde yapı taşına döndürmedir. Biz buna holozoik beslenme diyoruz. Ayrı eşeylidirler. Hatırlarsanız omurgasızlarda demiştik ki omurgasızların bazıları hermafrodittir. Yani çift cinsiyetlidirler. Ancak omurgalılara geldiğimiz zaman ayrı eşeylidirler. Boşaltım organı olarak tamamında böbrek bulunur. Tamamında kapalı kan dolaşımı görülmektedir. Yani hatırlarsanız omurgasızlarda demiştik ki açık kan dolaşımında kan damar dışına çıkar. Omurgasızlardan bazıları sadece kapalı kan dolaşımı taşırken omurgalılara geldiğimiz zaman omurgalıların tamamında kapalı kan dolaşımı vardır. Yani kan damar dışına çıkmaz. Yani kan atar damar, kılcal damar ve toplar damar şeklinde bir yol izlemektedir. Bunlara baktığımız zaman tamamında iç iskelet bulunur. Yani bu notlarımıza birkaç tane daha özellik ekleyecek olursak tamamında iç iskelet bulunmaktadır. Hepsinde iç iskelet vardır. Bu iç iskelet kıkırdak yapılı olabilir veya kemik yapılı olabilir. Ama sonuçta hepsinde bir iç iskelet vardır. Bunun dışında yine omurgalıların özelliklerine baktığımız zaman tamamında solunum pigmenti olarak hemoglobin bulunur. Ve bu hemoglobin al yuvar içindedir. Kanda al yuvar içerisinde bulunmaktadır. Omurgalıları demek ki holozoik beslenme, ayrı eşeyli olma, böbrek taşıma, kapalı kan dolaşıma sahip olma, solunum pigmenti olarak hemoglobin taşıma gibi özellikleriyle bilmemiz gerekiyor. Birinci işleyeceğimiz sınıf arkadaşlar balıklar sınıfı. Demek ki şubemiz omurgalılar şubesi, alemimiz hayvanlar alemi, sınıf ise balıklar sınıfıdır. Balıklar kemikli ve kıkırdaklı olmak üzere iki grupta incelenebilir. Demek ki biz kıkırdaklı balıklar ve kemikli balıklar şeklinde iki grupta ne yapabiliyoruz? İşleyebiliyoruz. Kalpleri iki odacıklıdır. Bir kulakçık, bir karıncık olmak üzere kalpleri iki odacıklıdır. Kalplerinde daima kirli kan bulunmaktadır. Kalplerinde daima kirli kan vardır. Solunum organları solungaçtır. Arkadaşlar şimdi burada kalplerinde daima kirli kan olması ve solungaç solunumu yapmalarıyla ilgili önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Kalpten çıkan kirli kan solungaçlara gidip solungaçlarda temizlendikten sonra doğrudan doğruya vücuda pompalanır. Yani balıklar sınıfında küçük kan dolaşımı bulunmaz. Omurgalılar şubesinde küçük kan dolaşımı taşımayan sınıf balıklardır. Önemli bir nokta. Demek ki balıklarda baktığımız zaman küçük kan dolaşımı görmüyoruz. Neydi küçük kan dolaşımı? Küçük kan dolaşımı bizim kalbimizle akciğerimiz arasında olan dolaşım küçük kan dolaşımıdır. Yani bizde normal koşullarda kalpten çıkan kirli kan akciğere gidiyor. Akciğerde temizlendikten sonra tekrar kalbe dönüp kalp o temiz kanı vücuda pompalıyor.
Ancak baktığımız zaman balıklarda durum böyle değil. Balıkların kalplerindeki kirli kan solungaçlara gidiyor. Solungaçlarda temizlendikten sonra solungaçlardan doğrudan doğruya vücuda pompalanıyor. Kalbe geri dönmüyor. İşte bu yüzden balıklarda küçük kan dolaşımı görülmez. Bunlarda dış döllenme, dış gelişme görülür. Suda yaşayan canlılar bu yüzden dış döllenme, yani yumurta ve spermler su ortamına bırakılıyor ve bu ortamda döllenme gerçekleşmiş oluyor ve dış gelişme görülüyor. Azotlu boşaltım ürünleri amonyaktır. Azotlu boşaltım ürünleri amonyaktır. Arkadaşlar, burada bazı önemli kavramları için notlar düşmek istiyorum. Birinci olarak üzerinde duracağım nokta azotlu boşaltım artının amonyak olması. Biz hayvanlar aleminde azotlu boşaltım artı olarak amonyak, üre, ürik asit görmekteyiz. Hayvanlar aleminde 3 ayrı azotlu boşaltım artığı varmış. Amonyak, üre, ürik asit. Bunlardan en zehirli olanı amonyaktır. Sonra üre, sonra ürik asit gelmektedir. Peki, en zehirlisi amonyak olduğuna göre o zaman en fazla suyla atılanı da yine ne olmak zorunda? Amonyak olmak zorunda. Yani suyla seyreltik hale getirilip vücut dışına atılmaktadır. Yani atılımları sırasında harcanan su miktarını kıyasladığımız zaman atım sırasında en fazla amonyak atarken su tüketilir. Sonra üre, sonra da ürik asit. Demek ki en zehirlisi amonyakmış. Burada yine üzerinde durmak istediğim bir diğer kavram ise temiz kan ve kirli kan kavramlarıdır. Arkadaşlar, biz sistemleri işlerken bunları söyleyeceğiz. Yalnız şu anda yeri gelmişken belirtmekte yarar var. Kirli kan dediğimiz nedir? Kirli kan, karbondioksit oranı yüksek olan kana biz kirli kan diyoruz. Demek ki kandaki karbondioksit oranı fazlaysa bu kan kirlidir. Kandaki oksijen miktarı fazlaysa bu kan temiz kandır. Demek ki çok önemli bir nokta. Temizlik ve kirlilikte baktığımız nokta oksijen ve karbondioksittir. Bunun dışında biz herhangi bir şekilde amonyağa, üreye bakmayız. Temizlik kirlilikte amonyağın, ürenin hiçbir anlamı yoktur. Demek ki temiz ve kirlilikte baktığımız tek nokta oksijen ve karbondioksittir. Bir diğer önemli nokta ise arkadaşlar dış döllenme kavramıdır. Döllenme vücut dışında gerçekleşiyorsa biz buna dış döllenme diyoruz. Dış döllenmede döllenme ihtimali düşüktür. Bu nedenle döllenme ihtimalini arttırabilmek amacıyla bir, çok sayıda yumurta ve sperm oluşturulur. 2. Bu yumurta ve spermler durgun ve sığ sulara bırakılır. Döllenme ihtimalini arttırabilmek için. 3. Kur yapma davranışları görülür. Bu hayvanlarda kur yapma davranışları görülür. Eşini çağırma davranışları görülür. İşte dış döllenmede döllenme ihtimali düşük olduğu için döllenme ihtimalini arttırabilmek amacıyla biz bu tür özellikler görmekteyiz. Arkadaşlar, bir diğer sınıfımız iki yaşamlar veya diğer adıyla amfibiler veya diğer adıyla kurbağalar. Bunların yaşamlarına baktığımız zaman suda ve karada yaşama uyumludurlar. Bunlar metamorfoz geçirirler. Yani ne demekti metamorfoz? Hatırlarsanız böceklerde de görmüştük. Metamorfoz başkalaşım geçirme. Yani larva ve ergin dönemleri vardır. Larva dönemlerinde baktığımız zaman solungaç solunumu yaparken ergin dönemde ise deri ve akciğer solunumu yapmaktadır. Demek ki başkalaşım geçiriyorlar, metamorfoz.
Larva ve ergin dönemleri varmış demek ki. Larva dönemlerinde solungaç solunumu, ergin dönemde ise baktığımızda deri ve akciğer solunumu yapmaktadırlar. Yine baktığımız zaman larva döneminde azotlu boşaltım artı olarak amonyak, ergin dönemde ise üre atarlar. Yani azotlu boşaltım artı da larva ve erginde birbirinden farklıdır. Larva döneminde amonyak, ergin dönemde ise üre atarlar. Kalpleri 3 odacıklıdır. Balıklarda hatırlarsanız kalpler 2 odacıklıydı. Burada ise kalp 3 odacıklıdır. 2 kulakçık, 1 karıncık olmak üzere. 3 odacık görmekteyiz. Bunlarda karıncık bölgesinde temiz kanla kirli kan birbirine karışmaktadır. Temiz kanla kirli kan birbirine karışıyor. Yani vücuda karışık kan pompalanmaktadır. Vücutta karışık kan dolaştığı için biz bu canlılara soğuk kanlı canlılar veya değişken vücut ısılı canlılar demekteyiz. Yani vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişmektedir. Bizlerde durum böyle değil. Bizim vücut sıcaklığımız yaz ve kış hemen hemen 35,5, 36,5, 37 bu civarlarda seyretmektedir. Yani biz sabit vücut ısılıyız. Ancak iki yaşamlara baktığımızda iki yaşamlarda vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişkenlik göstermektedir. Bu yüzden de biz soğuk kanlı canlı veya değişken vücut ısılı canlılar demekteyiz. Bunlarda da yine dış döllenme, dış gelişme görülmektedir. Ve son olarak derileri nemli ve yumuşaktır. Bunlarda deri solunumun olmasının temel faktörü de derilerinin bu daima nemli olmasıdır. Demek ki iki yaşamlarda biz bu özellikleri görmekteyiz. Üçüncü sınıfımız arkadaşlar sürüngenler. Sürüngenlere baktığımız zaman derileri kuru ve pulludur. O zaman sürüngenlerde herhangi bir şekilde deri solunumu görülmez. Bunlarda sadece akciğer solunumu vardır. Kalpleri 3 odacıklıdır. Yalnız kurbağalardan farklı olarak yani iki yaşamlılardan farklı olarak bunların karıncık bölgesinde yarım perde bulunmaktadır. Bu yarım perde kısmi ayrıma neden oluyor ama yine de karıncık bölgesinde temiz kanla kirli kan birbirine karışmaktadır. Yani yine de vücuda karışık kan pompalanmaktadır. Bu yüzden sürüngenler de soğuk kanlı canlılardır. Sürüngenler grubunda olan timsahlarda ise kalp 4 odacıklıdır. Yani kalp kısmında temiz kanla kirli kan birbirine karışmaz. Ancak timsahlarda kalp çıkışında bulunan Panizza kanalı adı verdiğimiz kanalda temiz kanla kirli kan birbirine karışır. Ve vücuda bu şekilde karışık kan pompalanmış olur. Yani sonuçta timsahlar da yine soğuk kanlı canlılardır. Yani değişken vücut ısılıdırlar. Sürüngenlerle birlikte artık kara yaşamı başladı. Kara yaşamı başladığı için artık bunların boşaltım artıkları amonyak değildir. Bunlarda boşaltım artıkları ürik asittir. Kara yaşamıyla birlikte artık iç döllenme de görülmeye başlar. İç döllenme, dış gelişme gözlenir. Demek ki sürüngenlerde bizim önemli olarak bilmemiz gereken iki yaşamlardan farklı olarak derileri kuru ve pullu. Bu yüzden bunlarda baktığımızda deri solunumu yok. Tamamında akciğer solunumu yapıyor. Evet kalpleri kurbağalardaki gibi 3 odacıklı ancak yarım perde bulunuyor. Hatta timsahlarda 4 odacıklı. Kara yaşam başladığı için azotlu boşaltım artıkları artık ürik asittir ve iç döllenme, dış gelişme gözlenmektedir. Dördüncü sınıfımız ise arkadaşlar kuşlardır. Kuşlara baktığımız zaman vücutları tüylerle kaplıdır.
Bunlarda da yine akciğer solunumu görülmektedir. Kalpleri iki kulakçık, iki karıncık olmak üzere dört odacıklıdır. Yani temiz kanla kirli kan birbirine karışmaz. Bu yüzden biz sabit vücut ısılı veya sıcak kanlı canlılardır diyoruz. Ne demek sabit vücut ısılı? Biraz önce kendi üzerimizden örnek verdik. Yani çevre sıcaklığına göre vücut sıcaklığı değişmez. Ön üyeler kanat şeklini almıştır. Bunlarda gaga bulunmaktadır. Dişleri yoktur. Bunlarda akciğer solunumu var dedik. Akciğerlerine bağlı hava keseleri bulunur. Demek ki akciğer solunumu baktığımız zaman kurbağalarda, sürüngenlerde, birazdan işleyeceğimiz memeliler sınıfında akciğer solunumu var. Kuşlarda da akciğer solunumu var. Ama akciğerlerine bağlı hava kesesi dediğimiz zaman bu sadece kuşlar sınıfına ait bir özelliktir. Bu hava keseleri özellikle uzun kemiklerin içine doğru uzamış haldedir. Tek ovaryum bulunur. Azotlu boşaltım artıkları bunlarda da sürüngenlerde olduğu gibi ürik asittir. Yine iç döllenme, dış gelişme görülmektedir. Arkadaşlar, özellikle omurgalılar şubelerini çalışırken işleyeceğimiz 5 tane sınıfı muhakkak birbiriyle kıyaslayarak çalışalım. Yani azotlu boşaltım artığından örneğin bahsedecek olursak, kuşlarda biz azotlu boşaltım artığı ürik asit dediğimiz anda balıklardan itibaren balıklarda azotlu boşaltım artığı amonyaktı. Kurbağalarda iki yaşamlarda yani larva dönemi amonyak, ergin dönemde üreydi. Sürüngenlerde ürik asitti ve kuşlarda tekrar ürik asit görüyoruz şeklinde aklımızda bunları muhakkak tekrarlayarak çalışalım. Son sınıfımız ise memeliler sınıfıdır. Burada baktığımız zaman bunların kalpleri yine dört odacıklıdır. Yani temiz kanla kirli kan birbirine karışmaz. Vücuda baktığımız zaman karışık kan vücutta dolaşmamakta. Bu yüzden sıcak kanlı canlılardır diyoruz. Akciğer solunumu yapmaktadırlar. Bakın akciğer solunumu o zaman balıklar hariç diğer dört sınıfta da görmüş olduğumuz bir özellik. Memeliler sınıfına baktığımız zaman dişleri gelişmiş durumda. Yine baktığımız zaman bunlarda kulak yapısı yok. Bunlarda azotlu boşaltım artığı yani idrar atımıyla sindirim artıkları ayrı kanallardan uzaklaştırmaktadır. Sinir sistemleri çok iyi gelişmiştir. Dişilerinde süt bezleri bulunur. Arkadaşlar, baktığımız zaman memeliler sınıfında yine biz akciğer solunumu görüyoruz. Yine biz dört odacıklı kalp görüyoruz. Yine biz sıcak kanlı canlılardır diyoruz. Yine biz iç döllenme görür diyoruz. Yine biz vücut ısıları sabittir diyoruz. Yalnız bunların dışında bizim sadece memelilere ait olan özellikler var bir de. Sadece memeliler sınıfında görmüş olduğumuz özellikler. Nedir bunlar? Vücutlarında kıl bulunması sadece memelilere ait bir özelliktir. Bunun dışında dişilerinde süt bezlerinin bulunması sadece memelilere ait bir özelliktir. Bakın diğer özellikler diğer sınıflarda da denk geldiğimiz özelliklerdir. Bunlarda baktığımız zaman akciğerlerinde alveol bulunur. Bu da yine sadece memeliler sınıfına ait bir özelliktir. Olgunlaşmış al yuvarları çekirdeksizdir. Bu da yine sadece memeliler sınıfına aittir. Kaslı diyaframa sahiptirler. Yine sadece memeliler sınıfına ait özelliktir. Ve burada yine eklememiz gereken iç gelişme görülür. İç gelişme de yine sadece memeliler sınıfına ait özelliklerdir. O zaman arkadaşlar sorularda dikkat edeceğiz. Bize sadece memelilere ait özellikler mi diyor? Yoksa memeliler sınıfına ait özellikler mi diyor? Örnek verelim. Bize dese ki 1- akciğer solunumu yapma. 2-
Olgunlaşmış al yuvarlanın çekirdeksiz olması. 3. Kaslı diyafram taşıma. Bu 3 özellik için bize 2 ayrı soru sorsa. Birinci soru şu olsa. Yukarıdaki özelliklerden hangileri memeliler sınıfında görülür? Memeliler sınıfına aittir dese. O zaman her 3 özellik de memeliler sınıfına aittir. Akciğer solunumu yapma, kaslı diyafram taşıma, olgunlaşmış al yuvarlanın çekirdeksiz olması. Ama bize dese ki yukarıdaki özelliklerden hangileri sadece memeliler sınıfında görülür dediğinde cevap değişecektir. Cevap ne olacaktır? Kaslı diyafram taşıma sadece memelilere ait bir özelliktir. Olgunlaşmış hal yuvarlarının çekirdeksiz olması yine sadece memeliler sınıfına ait bir özelliktir. Demek ki bak gördüğünüz gibi burada cevaplar ne yaptı? Değişti. O zaman memeliler sınıfını şöyle derleyip bir daha toparlayacak olursak. Memeliler sınıfında kalpleri 4 odacıktadır. Temiz kanla kirli kan birbirine karışmaz. Sıcak kanlı canlılardır. Akciğer solunumu yaparlar. Boşaltım artıkları üredir. İç döllenme görülür. Bakın bu saymış olduğumuz özellikler nedir? Bu saymış olduğumuz özellikler memelilere ait özelliklerdir. Ancak diğer sınıflarda da bunların karşılığı vardır. Peki sadece memelilere ait özellikler dediğimiz zaman sadece memelilere ait özellikler vücutları kıllıdır. Yavrularını sütle beslerler. Süt bezleri gelişmiştir. Akciğerlerinde alveol bulunur. Kaslı diyafram taşırlar. Olgunlaşmış al yuvarları çekirdeksizdir. İç gelişme görülmektedir diyoruz. Baktığımız zaman memeliler sınıfını da 3 alt gruba ayırabiliyoruz. Bunlar gagalı memeliler, keseli memeliler ve plasentalı memeliler olmak üzere. Gagalı memelilerin en güzel örneği ornitorenktir. Keseli memeliler hepimizin bildiği gibi kangurunun girdiği grup. Plasentalı memeliler dediğimizde ise işte insanın, atın, köpeğin girdiği gruptur. Demek ki omurgalılar şubesini çalışırken 1. Omurgalılarla omurgasızları muhakkak çalışırken kıyaslamalıyız. Genel özellikleri anlamalı. İkinci olarak da biz omurgalılar şubesinin sınıflarını yani 5 tane sınıfı işledik. Bu 5 tane sınıfı çalışırken muhakkak kendi içerisinde kıyaslayarak çalışmalıyız. Kalpleri kaç odacıklı, boşaltım artığı ne, hangi döllenme gerçekleşiyor, gelişme nerede gerçekleşiyor, sıcak kanlı mı, soğuk kanlı mı? Bunların hepsini muhakkak ama muhakkak kıyaslayarak çalışmalıyız. Bir dahaki derse görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.